sabah işlemine başlayacağız. Beyaz çayımız bitti. Paramız da yok artık. Öyle idare edeceğiz. Hayret, hareket yok. Fakat buraya gelene kadar elimi ayak bileğimi sokmam başardım. Poşetler de burada. Yusuf bak, kediler oğlum. Takıntılı sucuk. Lan kedi zekalı iblis. Biraz aydınlandı. Önler var. Murdok. Var mı bir tane şeyi çıkarsana, şu Ersoy dede. Adam yemleri kokuşmuş yemleri kaldırıyor. Herkes üstüne saldıracak. Ben tebas kurum. Aynen böyle. Buraya da kedi otlarını kaldırmaya başladığım zaman yetmezmiş gibi ordu kadar her ay 12'şer 18'er yavru salıyordular merdivenden dışarı. Yetiştirip bu şeytani şeylere. Parazit, sinek, sivrisinek dolu. Tüm hayvansever ordusunu saldırtacak. Ersoy dede. Cinayet azmettiricisinden başka bir şey değil. Göz kapaklarım kaşınıyor be. Göz kapaklarım kaşınıyor. Okuduğum şeylere göre kanser belirtisi. En sonunda kanser yapabildin mi beni? Kadriye Orhon. Fuat Avni Orhon, Yılmaz Özdemir, değişik soyadlarındaki kızları, Öztürkler, Aydınlar, en sonunda kanser yapabildiniz mi? Söyleyin bana be, siz kendi analarınızla neden ilk Samstır'da Orhan Seyfi Orhon'un Kedim şiirini okuyorsunuz? Kendi analarınızla anadan doğma. Şimdi indik. Hazır Hureyla. Biraz daha geç. Her zamanki olay. Öğlen çıksam yine. Anlaşılması zor be Hureyla. Yönetim belli. İnşaat şirketleri. En büyükleri. Bankalar. Bu filolar. Yönetim dergiler. Medya. Kargo. Tırlar, yetmezmiş gibi dergiler, yeni dergiler, paspas, güç için, güç gösterisi için, kadınca, playboy, güç belli lan, o ötekilerini anlıyorum, belki geçim sıkıntısı var, yapıyorlar. Fakat siz neden lan, ilk Samstırlarda ana oğul, Orhan Seyfi Orhan şiiri okuyorsunuz? Orhan Spu olduğunuz için mi? Yoksa başka bir büyü işlemi mi? Gerçekten düşünülmesi gerekiyor. Neden bu Harun millet kendi orospu analarıyla o sitelerde anadan doğma? Aa, kargalar nasıl bağırıyor? Hureyre'yi gördüler. Aa, düşmanımız geliyor. Kızları tam bir şeytan. Ya kulu ya da patronu kendi anasıyla ilk Samstır. Kendi orospu anasıyla. Gaza gelmedin mi lan? Ey Suat. Suat Avni. Gaza gelmedin mi? Anana sövdüm. Polis yaşamına ne yaptı? Hureyre. Vaz mı geçtiler? Koruman yok mu? O adamın koruması be. Bize diyor başına sıkacağım, mermi sıkacağım falan filan. Ona koruma.
bu millet kendi analarını beceriyor be, daha çocuk yaşta. Evet, göndermeyi tekrar yapıyoruz. Daha avanak avni yaşında. Sonra heykelini dikiyorlar. Ne lan bu, kaç haftadır göz kapaklarımdan kaşındı. Kanser etmeyi başardın mı lan Hureyre? Fuat Avni Orhun ve Kaka Driye Orhun kanser edebildiniz mi? Çaresini Allah verecektir. Aynen dün bana gönderdiği fikir gibi sallanacaksınız. Akdeniz'de deprem. Sizi uyarıyorum be. Yerin dibine geçeceksiniz. Muğla'da deprem ne tesadüf. Kaç kez belirttim yani. Sallanacaksınız deprem. Çünkü Allah diyor yaz. Yaz belki bu millet akıllanır ve o iş adamının bunun kuludur belki. Havalimanı. Analarınızı dediği gibi siz onların analarını, yoksa olacak belli. Ve sıkıştınız, size şu kadar söylüyorum, sıkıştınız. İnanın bana, dün yazdığım gibi sallanacaksınız dediğim gibi sıkıştınız lan. Bir an önce yapmanız gerekiyor. Hemen bu servislerle başlayın. Ellerinden alın. Çocuklara zarar veriyorlar. Hemen bu sokak hayvanlarını, pişt, kaç tane bebek öldürdüler, çocuk öldürdüler, ısırdılar insan. 6 tane, 6 kişiyi ısırmış. Kaç kişiyi ısırdı şeyde, Taksim'de? 6-7. Bir köpek, 6-7 kişi. Tek bir insan ölmesin de tümü sokaklardan yok olsun. Allah'ın istediği bu. Burada sadece köpekler için konuşmuyorum. Diğerleri böyle bu X-Sanstır orospuları gibi çaktırmadan bokla toksoplazmayla. Onlar daha katil. Sinekle, sivrisinekle falan filan. Ney varsa zararlı. Allah temizinden diyor be, temizinden neyi anlaşılmaz mı? Kirli kirli pis leş gibi kokan, parazit üreten, kene üreten, şu bu üreten. Ne işi var lan sokaklarda? Şunu bunu ısıran, çocuk bebek öldüren. Ben bu şeye, bu problem tamamen yok olunca kadar devam ederim ben. İstediğiniz kadar deli meli deyin. İçeri, benim araştırdığım belgeler, bilgiler, araştırmalar belli. Burada insan hayatı korumaya çalışıyorum. Bebelere saldırıyordular be. Full duvarı yemlerle itiyordum. Niye videoya çekmediniz mi? Yayınlamadınız mı ana haberde? Bu hayvanların yemlerini boydan boya hastane duvarında 6 cm arayla yok ediyor, atıyor. Ve biz bunu önlemek için camları kırıyoruz, kırıyoruz, karıştırıyoruz içine ki hayvanlar önemli değil. Bu ayağını yaksın. Pardon, elini kessin. Nereden geldi bu yakma olayı be aklıma? Galiba birileri yanacak. Bakın temizlikçi çöpleri topluyor. Yaprakları da belki. Dün gördüğüm yaprakları, fakat o işaretlikleri ağaçların oradaki kanal, oradan kaldırmıyor. Tehlikeyi biliyor be. Şuraya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane poşet. Kedi sanayım diye. İşi biliyor adamın. Çünkü yaprakla örtmeyi öğretmişler. Penceremin önüne belli. Yaprağın altında tehlikeli bok olabilir. Bunlar kendi analarını ilk samstırlarla be. Neden böyle şey diyorum? Çünkü yakaladım lan. Fuat Avni Orhun be. Anası Kakadri Orhun. Sitelerde. Anadan doğma.
resmini çıkar Hureli'ye gösterdim. Hureli. Bak dedim Hureyre neler. Nereden buldun sen onu? Dediği oydu. Çünkü haberi vardı. Biz onu şeye koyduk. Nasıl buldun lan onu? Allah önüme serdi. Öyle sabaha Hardon'la başladık. Belaltı devam ediyoruz. Fuat Avni Orhan'da Iraklı gazeteci. Kesinlikle Halepçe'den önce. Halepçe'ye ilk giden gazeteciler cemiyetinden diğer davacı soyadlım. Oradan neler olduğunu belli ediyor. O da gazeteci. Murdoklu. Çıkarsana bir tane haber. Kedi köpek. Kedi köpek. Başka hayvan yok. Biz bunu dedikten sonra diğer hayvanları da çıkarmaya başladılar. Evet. En önemli can dost. Dabbedir. Bilmiş olun. Dabbe denilen şey budur. Hadislerden de belli. Hiç görmediği hayvanı görmüş. Konuşuyormuş ona. Adada, ıssız adada. O zamandan beri kaç tane çeşit bu hayvanlardan yeni çeşit oldu. Onların hiç görmediği. Hepsi can dost, sinek taşıyıcı, bok taşıyıcı, hasta edici, kanser edici. Kakadriye'nin yırtığına bile damgası var. İblisle beraber, iblis mi yoksa köpek mi bilmiyorum, dilini uzatmış. Böyle şeyler söylüyorum çünkü gaza gelecekler ve işlemler gözükecek diye. Bunları ortaya çıkaracağım ben. Kaç komşuyu öldürdüler. Pes etmem ben. İsteyen bunlara uysun. Ben gidecekleri yeri biliyorum. Evet, şimdi gidiyoruz kaldırma bu şeyleri etrafa bakma. Nereden geldi lan bunlar? Yağmur yağdı, yağmurla geldi. Sümüklü böcekler için dediği gibi. Yağmur lan. Sümüklü böcekleri de taşımış olabilirler içlerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bu da büyü işlemi olabilir. Veya kaldıracağım yola bok döşemiş olabilirler. 25 kuruş tanesi lan bunların. Yok mu bok yolunda? Hayret. Temizlikçi bunları niye kaldırmadı? Temizlikçi lan niye kaldırmadı bu şeyleri? Kadriye'nin kedisi gönderildi, diğeri de. Yusuf kaldırıyor. Yusuf dışarı çıkmaya cesaret etti. Şöyle bak, boğmuşlar çöplere be. Balkona gaza geliriz. Onları da ben. Kapız bokunuz var mı? Can dostların kapız boku yok mu? Burada barınıp
frekansla başarıyor. Beyaz maddeler yine. Kadriye'nin kedisi suç oraya. Toplayınca git parka aç. Git çocukların oynadığı yere at. Yırtığa bak be. Ne yapıyorsun lan, orada mı sıçan? Yürü. Kadriye'nin kucağına getirdi kedi. Evet. Bu işlemi devam ediyor. Çocuklara. Bok işlemi devam ediyor be. Buraya sıçtı. Kurtlara bakın, kurtlara. Kadriye Orhoff'un kedisi. Evet, görün lan. İşte onun kedisi yaptığı şey. Kadriye Orhoff'u. Samster Orhan Spusu. Kendi ruhlu dudaklı İbne oğlu Suat Avni ile. Dikkat edelim, elimize dalmasın o kurtlar. Kalp kurdu. Çocuklar çiğnemiş bile ha. Toksoplazma. Problem yok. Anasını satayım. Burası tuvalet. Hepsi çiğnenmiş durumunda. Kuruyup insanların ağzına, burnuna, ciğerlerine, beynine gidene kadar. Orhans bu işi. Nereye sıçacak, anasının şeyine değil. Kedi kumuna falan. Buraya, çocukların oynadığı yere. İlk samstır Orhun'u için. Gel lan. Leş gibi kokuyor. Daha piçlik var anasını satayım. Yedikleri simitin yanına. Ve bu Orhospular ceza görmüyor. O selam arkadaş. Selam diyorum, selam. Boklarınızı kaldırırken her zamanki tesadüf. Ve bu şeylere çocuklarınızı gönderdiğiniz servisler ortak. Selam arkadaşım. Bir şey mi dedin? Yeni dava bunlar. Selam dedik, sana da selam. Selamını zebaniler alsın. Ne yaptın lan Kadriye'nin kedisi? Niye orada sıçtın? Orası tam orası sıçılacak yer mi lan? Evet, bu kanala da var. Burası köpekler için. Bunlar da kurtlu. Abi, gel. Tamam, sağ ol. Evet. Parmaklarım acayip yaktı be, asit gibi. İşleme bak be. Beyaz şeyler burada da var. Burada da var. İşaretli ağaçlardan. Şu ileride de var. Kimyasal. Kabuz. Kesinlikle daha önce yaşadık. Bok yapmıyoruz artık, bok. Fakat biz sana nasıl kabuz sokarız biliyoruz. Kesinlikle göz kapaklarımı yakan kimyasal da o.
hayvanlara yedirdikleri şeydi o. Macununu gördük arkada. Uf 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 uf. Evet, cevap ver lan. Suat, Suat, Avni, Orhan. Neden ananla ilk hamsterdasın? İşleme bak be. Söylüyorum, o kadar örnekler gördüm. Yanına yanaşınca toparlayıp gider rol yapanlar falan, burada yapılan roller. Sanki bunlar hayvanların dilini biliyor. Ben çıktım diye be. Anında geldiler. Ben çıktım diye bakacağımı bilerek karşımda sıçtırdı çocuk bahçesine. Biz takıntılıyız. Bok. Tehlikesiz bok. Toksoplazma dolu. Kurt dolu. Ufak bebelere. Adam kendi anasını bile düşünsenize. Orospunun eşi o. Boklar tehlikesizse al pencerenin önüne koy. Kedi kum. Orospunun piçi. Sen var ya, sen Allah'tan bulacaksın. Bekle gör. Çöpe boğmuşlar etrafı. Teker. Sık sık tekrarlıyoruz bunu lan. Orospunun piçi. Anama hakaret diye şikayet etsene. Edemezsin çünkü resmi elimde porno sitesinde. Diğerleri bana o dedi diye ceza yedirenler demediğim halde Hureyre Özdemir'inkiler, onların kızlarını teker teker Allah çıkarmadığına şaşıyorum pornolarla. Çünkü o kadar fazla girmiyoruz be. Eskiden giriyorduk. Orospunun piçisi. Buna başka bir cevap yok. İsteyen babasını araştırsın. Ben sana saltanatın bitmiştir dedim mi? Orhun Spu. Bekle gör. Teker teker gidiyorlar. Yani ben öldükten sonra böyle deprem gibi yerin altına hepsi geçecek. Şuradan uçuştum. Toz kadar sinek be, böyle ateş gibi yakıyor. Birkaç yerime soktu böyle kumandalı gibi. Yaptıkları şeyler bu. Büyücü, satanist bunlar be. Kaç tane şeyini yakaladım. Bok büyüleri hariç. Kukla falan filan. Evet, araştırmalarım, her şey bu büyücüler nasıl yapıyorlar. Böyle şeylere kurban vererek kurban yapıyorlar. Ve aile içi kendi orospu analarıyla pedo yaparak o şekilde büyücülük yapıyorlar. Kendi orospu analarıyla. Yok edin lan şu tırı, karşımdan bir daha görmeyeyim. Şu yurt içi kargoyu da kapatırım. Çünkü bunların eminim. VIP zaten belli. Çaycıdan holdinge bağlı. O şirketi nasıl ele geçirdikleri bana apaçık. Teker tekerleri yemin ederim. Medyada tekel oldukları gibi. Yine şoför, hostesleri, mimarkar. Ne yaptıkları buradan bileyim ben. Daha önce gelen o ses beraber oturuyorlar yani. Sevgili gibi. Cehennemden fırlamış kadar kara bir adamla. Gencecik bir obez yırtık. Otobüslerini buraya park ediyorlar. Şimdi karşıya park etmeye başladılar ara sıra. Nöbetleşe, vible değişerek.
Devlete sesleniyorum lan. Ey devlet, vatandaşın korulan bu servis işlemini ortadan kaldır. Yaptıkları belli. Nerede ölümlü falan filan bir kaza olsa, bunlar veya tır veya o holdingin otobüsleri, hepsi kendi anasını beceren iblise kurban için. Günde kaç şey kurban lazım lan iblis? 6-7 tane. Anası ilk samstır. Kapattık. Kabul nedeni beni o beyaz madde. Ve dolaştırdıklar hayvanı. İçeride çapat aletimle patlayan sinekler. Burada uçuşan toz sinekler. Allah'ım bir tane çıkar konmuş olarak görsünler. Saklanıyorlar ya. Zeki bunlar. Saklanıyorlar be. Sabahtan belli. Bakıyoruz etrafa, yok. Burada bir tane uçtu. Ondan sonra alet çapat. Başa giriyorlar, saçlarının içine sokuyorlar. Elbise dinlemiyorlar. Elbise arasından kaçıyorlar, sokuyorlar. Ayak bilekleri ve ateş gibi yakıyor soktukları yer. Söylüyorum be. Biz kendi olsun. Bu anasını beceriyor. Bunu kapatıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Uyuyorsalar eğer buna işlem yapmıyorsalar, korkudan ayet var. Sadece Allah'tan kork. Üstüne git. Onu düşman et. Gideceğiniz yer cehennemdir yetkililer. Bunu bilmiş olun. Bu cennet yurdumuzda böyle bir iblis barındırırsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Çünkü bu kattıkça katlıyor arasına yönettiği şeylerle. Kreşlerden, doğum hastanelerinden, üniversitelerden ve onlara burs veren bu filoları, bankaları. Gideceğiniz yer cehennemdir. Kendi çocuklarınızı saptırıyorsunuz.